Arkadaşlar Emre Garaj'dan herkese merhaba. Bugün montajını yaptığımız arabamız 2018 model Seat Leon. Takmış olduğumuz cihaz arkadaşlar Navis marka 4 GB RAM, 64 GB dahili hafızaya sahip Android multimedya cihazı. Şimdi cihazımızın size teknik özelliklerini anlatacağım. Cihazın montajını yaparken elektronik veya plastik aksama kesinlikle müdahale etmedik. Direkt orijinal soketinde bir montaj yapıldı. Ayrıyeten arabamıza tam uyumlu. Direksiyon kumandamız çalışıyor, kapı açık kapalı bilgilerini veriyor, işte park sensörü görüntüsü, bunların hepsini kontrol edebiliyoruz. Ayrıca arkadaşlar bu araçta biliyorsunuz bazı kontrol ayarlarının teyp üzerinden yapılıyor. Onu da göstereceğim size. Buradan teyp üzerinden kontrol ayarlarına girdiğimiz zaman buradan istersek sürüş modunu, yani arabamız FR ise FR'larda biliyorsunuz sürüş modu var. Buradan normal, spor, eko, bu şekilde sürüş modlarını kontrol edebiliyoruz. Veyahut da tekrar bir geri geldik. Kontrol ayarlarına girdik. Kontrol ayarlarından da ESC sistemi, sürücü asistanı, park manevra ayarları, aydınlatma ayarları, onun haricinde aynalar, silecekler, kapalı açık ayarlar, lastik basıncı, bunların hepsini cihaz üzerinden teker teker kontrol edebiliyoruz. Ayrıca geri vites kamerası montajı yaptık. Vitesimizi R konumuna aldığımız zaman görmüş olduğunuz gibi geri vites kameramıza geçiyor. R'den çıktığımız zaman da kaldığımız yerden devam ediyor. Cihazımız kapı açık kapalı bilgilerini de veriyor. Yukarıda görmüş olduğunuz gibi dış sıcaklığımızı da cihazımızdan sağlıklı bir şekilde alabiliyoruz. Şimdi cihazın kullanımını anlatacağım size. Öncelikle navigasyondan başlayalım. İki ayrı navigasyonumuz var cihazda. Birincisi internetsiz kullanılan Aygo. Bunda herhangi bir internet bağlantısına gerek yok. Kullanımı da çok basit. Sağ alt köşeye basıyoruz. Yeni rota diyoruz. Gideceğimiz yerin açık adresini adres kısmına yazıyoruz. Ve cihaz bizi istediğimiz yere götürüyor. Navigasyondan da çıkmak istersek tekrar sağ alt köşeye basıp buradan çıkış yapmamız yeterli. Radyomuz var. Radyoda hızlı kanal arama yapabiliyoruz. Çok güzel bir özellik. Hemen hızlı bir şekilde istediğimiz yere geçebiliriz. Bulmuş olduğumuz kanalı hafızaya almak istersek 1'den 6'ya kadar aşağı tarafta kanallarımız var. Hangi kanalı hafızaya alacaksak onun üzerine 1-2 saniye basılı tutuyoruz. Görmüş olduğunuz gibi kanalımızı oraya hafızaya alıyor. İstersek direksiyon kumandasından da radyoyu kontrol edebiliriz. Frekans değiştirebiliyoruz. Ses açıp kısabiliyoruz. Bunların hepsini kontrol edebiliriz. Video izleyebiliyoruz cihazımız üzerinden. Cihazımızın 64 GB hafızası var. İstersek bu hafızanın içine atmış olduğumuz videoları, istersek de arabanın orijinal USB girişi veya torpidoya çekmiş olduğumuz bir adet USB girişimiz var. Bu USB girişleri üzerinden takmış olduğumuz harici bellekli cihazların içindeki video ve müzikleri de cihazdan oynatabiliyoruz. 1 TB'a kadar da hard disk destekliyor. Burada da yine direksiyon kumandamız aktif bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. İleri geri parça atlatma, ses açma kısmı, bunların hepsini kullanabiliyoruz. Videomuzun kullanımı bu şekilde. Ayrıyeten bir de müzik menümüz var. Müzik menüsünde de arkadaşlar yine video menüsüyle aynı. Cihazın kendi dahili hafızasındakiler olabilir. Veyahut da dışarıdan takmış olduğumuz harici bellek içindeki video müzikler gibi bu müzikleri de oynatabiliyoruz arkadaşlar. Şu an içinde herhangi bir müzik olmadığı için bir şey çalmıyor. Bluetooth'umuz var. Telefonumuzun Android veya iPhone olması fark etmiyor. Kablosuz bir şekilde Bluetooth eşleştirmesi yapıyoruz. Ve Bluetooth eşleştirmesini yaptıktan sonra artık telefon görüşmelerimizi cihaz üzerinden yapıyoruz. İstersek Bluetooth'tan müzik de dinleyebiliriz. Telefonumuz üzerinde açmış olduğumuz video veya müziklerin sesini kablosuz bir şekilde Bluetooth müzik özelliği sayesinde arabaya aktarabiliyoruz. Bluetooth'ta istersek rehber de paylaşabiliriz. Rehber paylaşırsak şöyle bir avantajı var. Arayan kişileri ismiyle görebiliyoruz veyahut da isim üzerinden karşı tarafı arayabiliyoruz arkadaşlar. DVR kayıt özelliği var. Ön kayıt kamerası bağlarsak eğer DVR kamerası da kullanabiliyoruz. Ve takmış olduğumuz DVR kamerasını kendi üzerindeki uygulama sayesinde cihazdan kontrol edebiliyoruz arkadaşlar. Ayarlar menümüze geçeceğim. Ayarlar menüsünde en çok kullanacağımız ağ ve internet. Ağ ve internette kablosuza tıklıyoruz. Cihazımız ağ arama yapıyor. Bulmuş olduğu ağlardan hangisine bağlanacaksak üzerine bir defa tıklayıp şifremizi giriyoruz. Şifremizi girdikten sonra cihazımız internete bağlanmış oluyor. İnternete bağlandıktan sonra da kullanacağımız uygulamalar arkadaşlar. Burada size kısaca göstereyim. Google Chrome'da gezinti yapabiliriz. Bunun haricinde bir sonraki sayfaya geçelim. YouTube'umuz var. YouTube'dan video seyredebiliyoruz. Play Store'umuz var. Play Store'dan uygulama indirebiliriz. Bu uygulamalar haricinde istediğimiz bir uygulama varsa Play Store'dan indirebiliyoruz. Google haritalar var arkadaşlar. İnternet üzerinden kullandığımız navigasyon programı. Telefonunuzda zaten kullanıyorsunuzdur. Çok tercih edilen bir navigasyon programı. Easy Connect özelliği var. Easy Connect özelliği sayesinde de telefonumuzun ekranını cihaza yansıtabiliyoruz. Hatta maillerimizi bile kontrol edebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar cihazımızın kullanımı kısaca bu şekilde.
Siz de aracınıza bu tarz multimedya keyfi sürmek isterseniz mutlaka Emre Garaj'da iletişime geçin. Cihazlarımızın teknik özelliklerini emregaraj.com.tr sitesinden ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Hatta buradan online alışveriş de yapabilirsiniz. İyi günler arkadaşlar.